Sevgili Doris severler, kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bir önceki bölümde sezonumuzu açmıştık. Bu bölümü izlemediyseniz lütfen yukarıda beliren karta tıklayın. Yeni bölümde artık seyir zamanı. Rotamız Bozburun ve koyları. Ardından da keyifli bir kano gezisi yapıyoruz. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi seyirler. Günaydınlar. An itibariyle seyir yapmaya hazırız. Hadi artık biraz seyir yapalım. Zira anca toparlandık diyebilirim. Suyumuz pek güzel maşallah. Pırıl pırıl. Şu koy bugün nemden çatlıyor yani. O kadar fena bir durumda. Tur tekneleriyle birlikte biz de bugün artık 1-2 gündür burada, biliyorsunuz ki işte tekneyi donat, şusuna bak, busuna bak derken bir takım da aksilikler de yaşadık vesaire. İşte olabiliyor böyle şeyler ilk başta. Şimdi artık bir yer değişikliğine karar verdik. Harekette bereket vardır. Aynen, harekette bereket, tebdili mekanda ferahlık vardır diyerek. Bakalım bizi nereye götürecek Doris Reis. Evimiz hazır, gidiyoruz işte. Hadi ilk yolculuk hayırlı uğurlu olsun inşallah. Kaptan. İyi seyirler diliyorum yani. Teşekkür ederim. İnşallah. Dualara ihtiyacımız var galiba bazen. Evet. Bol şansa. Sahil güvenlik hep uyarıyor. Ağaçlara bağlamayın diyor. Sahil güvenlik buradayken hepsi gidiyor. Sahil güvenlik mekandan ayrıldığında hepsi gelip tekrar bağlanıyor. Ne güzel ya. Bence artık uyarmasın, direkt sahil güvenliğe sesleniyorum. Direkt ceza kesin. Uyarmakla olmuyor bu iş. Çekim yapacağım. İnanın gözükmüyor yani. O kadar nem var. Atavol burnu da orada. Simişko karşıda. Böyle bir Bozburun tarafına gidelim dedik. Popülasyon çoğaldı. İşlek Atabol burnunu geçtik. Şimdi de Çanak koyunun, Çanak limanının yanından geçiyoruz. Hatta bir de tekne var orada. Böyle devam ediyoruz bakalım. Ortaca burnunu da geçeceğiz. Şu ilerideki sivri olan burun. Böylece Yeşilova yani Bozburun Körfezi'ne girmiş olacağız. İyiden iyi. Ayaca koyunu görüyorsunuz. İyice dolmuş yerleşimli. Eskiden sadece şu restoran varken artık büyümüş. Adeta bir mahalle olmuş. Aa, ben internete bakarken tavşanı geçmişiz. Tavşan Bükürü Tavşan Adası'nı geçtik. İlerliyoruz Ada Boğazı'na doğru. Güzel renklere geldik. Evet, artık şu güzelim Ada Boğazı'ndan geçme vakti geldi. Bakıyorum Mart Kaptan. Kiseli. Bizi ödedin mi kiseli? Allah'ım, renklere kurban. Tamam, karşıdan bir tekne geliyor sadece. Ha, ilk oraya mı gidelim diyorsun? Ha, bakalım.
Olur. Bu sefer Ada Boğazı'ndan geçmeyelim de şöyle Kızılada'nın oradan İnceburnu'na doğru bakalım diyoruz. Orada Zeytin Adası var. Daha önce bağlanmıştık. Bir de İnceburnu var arada. Oraya doğru bir gideceğiz bakalım. Kiseli'deki tavşancıklar, keçicikler. Sizlere sebze ayırdım, merak etmeyin. Şurası çok dolu olurdu. Evet, biraz boş. Boş görüyorum, evet. İyi bari. Aman biraz boşluk olsun ya, üst üste alt alta. Galiba Yunan'ın o kapıda vize olayından dolayı boşalmış. Yani boşalmamış tabii. Eskiye göre yine çok kalabalık da. Geçen senelerde falan burada silme tekne doluydu yani. Kırmızı Ada, Kızılada. Zeytin Adası. Zeytin Adası dolu. İnceburnu'nun güney tarafına koyunu deneyeceğiz. Şurada aslında tam seçemiyorsunuzdur siz ama şurası bir burun. Şu taraftaki buletler kuzey tarafındalar. Biz şu güney tarafına bir bakacağız. Olursa bakalım. Oo, iç taraf tam dolu. Bak kayaları görüyorsun. Hayır, şöyle yani. Tamam işte orada kaya var tam o gösterdiğin yerde. Evet. Ki oralar sığdı diye hatırlıyorum ben. O zaman şu şeye yakın atacağız. Şunu atıp oraya doğru geçeceğiz. Anladın mı? Bak şu arka kaya var ya. Bu kaya bize uygun. Bu hat da uygun bize. Şu an demir atmasının hiçbir engel yok yani. Şuna bağlayayım değil mi mantar kayı? Bak belli de herkes ona bağlamış zaten. Tamam. Baştan geliyor. Bunu düşürmezsin inşallah. İnşallah. Ben seni çekerim. Düştü bile. Düştü bile. Ya hop ya. Evet şimdi Eda kahramanlık göstergesi olarak teknemizin poposunu... Gösterge mi yoksa zorunluluk mu? Zorunlu kahramanlık olarak teknemizin poposunu... Gördüğünüz mantar kayalığa bağlamak suretiyle bizi buraya sabitleyecek. Eda kaptanım dikkat ediyorsun, uzağa atlıyorsun, pervanenin döndüğünü unutmuyorsun. Eğer acil durum olsa ben hemen motoru kapatıyorum. Sen ya da pervane. Ben veririm, sen uzağa doğru atla. Motor dönüyor diyorum, sen burada geziyorsun. Etrafından dola. Sonra şuradan ben kıçalatını şu şekilde şuradan sabitleyeceğim. Şunu. Şöyle. Buradan sabitledikme bağlanmış olacağız. Kaptanımız komut verecek. Tamam mı? Tamam dedi. Hemen biz de gerdirelim. Motor da azıcık gerileri gibi. Tornistan'dayken bunu da gücünü kullanır çarparız. Bunu biraz yerinde faydalı oluyor. İşte şeylere dolanmıyor. Yan taraflara çok fazla gitmez hale geliyor tekne. Fazla
boşta. Artık kıçala tutuyor bize. Şimdi baştan bosa kancasını yapalım. Ki ırgatımıza yük binmesin. Bir şeyimiz var. Burada tam balık çiftliğinin ağları var. He. Eskiler kaldı. O kötü. Şu anda görüyor musun? Şuradaki. Bunlar. Bakın yeni bir bilgi öğrendik. Eskiden kalma balıkçı ağları varmış. Veda geziyor. Şimdi şuraya bez koyayım ki halatımızı yıpratmasın. Sonra serbestiz. Yani şöyle de bakacak olursak popüler bir yer. Şu taraf çok zevkli. Yürüme ve kano konusunda. Yani şu boğazdan geçiliyor. Bot bile geçmiyor. Kano gibi bir şeyle biz olduk. Keçi besleniyor gene burada. Bütün koylarda böyle kıyılarda çobanların keçileri var. Şöyle. Kıyıya yakınız işte. Her şey yolunda. He? Batık mı? İyi mi? Evet. Çapayı da kontrol et. Zaten çamur dibi. Ne yaptın bakalım? Nasıl gidiyor? Güzel, çiftlik iyi. Biraz hamam suyu. Bağladığın için teşekkür ederiz. Tur tekneleri gelip gidecek. Evet, o yapacak bir şey. İnşallah iyi gidiyoruz. Aynen. Omletler. Ballar. Bazlama, hellim. İncir reçeli. Salatalık. Kendi evimizden zeytin ve yeşil zeytin. Tarlamızdan. Peynirimiz. Çobanımızdan. Komşularımız geldi Mert. Tekne turuna çıkmış olan bazı keçicikler. Yazık yavrularım. Onları da buraya koyacaklar.
ve Eda'nın keçi mesaisi başlayacak. Oğlak mesaisi. Keçilere su verir inşallah. Aa evet, su getirmiş. Oley. Çok sevindim. Bu çobanı sevdim. Şu güzelliğe bak. Kırmızı popoluyu görüyor musunuz? Kırmızı popolu örümcek. Doğuracak mı artık, ne yapacak? Yakaladık. Tabii ki Eda arkadaşınız kıyamadı ve onu kareye atacak. At bakalım. Adalara servis yapılır. Her türlü fare, örümcek, tekneden adalara konur. Bu adalar da Allah bilir ne kaynı. Dur ya, şu fare şeyini takayım şuraya da başımıza evet, iş gelmesin. Ay evet, onu da tak bakayım. Aşkım yüzüme vurma oldu mu? Biraz koltuğunu gerdirebilirsin. Nereden yapalım? İyice gerisini oturabilirsin koltuğunu. Çektin mi doğrusu? Aa evet, doğrusu çekmedik. Doğrusu'nun fotoğraflarını falan çekelim bu arada. Can Zavik. Tam bizi yönlendir, dur. Tam fotoğraf alayım. O çocuk bize geliyor. Evet. Öyle mi? Evet. Ay, senin adın ne? Benim adım Mercan. Çok memnun oldum Mercan. Hep YouTube kanalında görünmek istemişimdir. Öyle mi? Bakın arkadaşlar, bu Mercan. Çok tatlı bir kız. Nereden geldin Mercan? Ankara'dan geldim. Ankara'dan gelmiş. Videolarımız ilk çıktığında ilk videoda kendini göreceksin bence, ya da ikinci. Teşekkürler. Çok tatlısın. Ailenle mi geldin Mercan? Ankara'dan mı geldiniz? Evet, Ankara'dan geldik. Ankaralı mısınız? Evet. Ben de Ankaralıyım. Mert Kaptan da Ankaralı. Ben Antalyalıyım. Gerçekten mi? Evet. Doris de Antalyalı. Demek izliyorsun bizi. Evet, izliyorum. Harikasın. Kaça gidiyorsun? 5'e geçtim. Oo, harika, ortaokula geçtin yani. Evet. Çok güzel. Siz bir de YouTube kanalı açtınız. Hı-hı. Yaşasın. Ben görüneceğim bir şeyde. Çok tatlı değil mi? Çok teşekkür ederiz selam verdiğin Gel için. Derim. Ailene çok selam söyle. Tamam. Bay bay. Onlar da el sallıyor. Tamam tatlım, selam söyle. Tamam. Hadi bay bay. Bay bay. Hep bir YouTube kanalında çıkmak istemiştim. Çok tatlılar ya. Ben çok korkuyorum böyle dar geçişlerde. Patlarsak diye. Ama kayalar müthiş ya yine. Kestaneler de çok. Geçtik. Şura mıydı hemen? Neresi? Buradan da böyle girebilirsin, öbür tarafından da böyle girebilirsin ama öbür taraf daha iyi. Çünkü çok ip var burada. İşte gerek var mı o kadar uğraşmaya? Şöyle güzel güzel açıktan gezmek varken.